Merhaba, bugünkü programımızda beraber lahmacun yapacağız. Bunun yanında elmalı et ve Kolombiya çorbası. Bu ne? Türk damak tadına en yakın ne varsa onları alıyorum. Sonra birazcık değiştiriyorum, sonra da sizinle paylaşıyorum. Şimdi bakalım, bu elmalı et Siirt bölgesine ait bir ürünümüz. Yani çok fazla İstanbul taraflarında bilinmiyor, o yüzden paylaşmak istedim sizinle. Ama önce lahmacundan başlayacağım. Yine evdeki unumuzu tabii ki her zamanki gibi test ediyoruz. Çiğ köfte testimizi yapıyoruz. Evet, parmaklarımın arasından akmadı. Gayet güzel. Sonra maya kullanacağım bugün. Kuru maya. Bunu da hafif ılık suya atacağım. Evet, çok sıcak olmaması gerek. Çünkü maya çok sıcak suda ölüyor. Evet, şöyle yapalım. Şöyle öncelikle kuru mayamı atıyorum. Eğer evinizde kuru maya yoksa o zaman ne yapacağız? Tabii ki çok kolay. Şöyle bir ölçü çeşidi var. 100 gram yaş maya, işte 33 gram kuru mayaya tekabül eder. Yani ona göre de evinizdeki şeyi değiştirebilirsiniz. Ben şu şekilde karıştırıyorum ki aktive olsun. Maya canlı bir organizma çünkü aslında. Evet, çok güzel. Genelde ben yaş maya kullanıyorum ama bir paket kuru maya da bu işimizi görecek. 12,5 gram gibi bir şey. Şu anda 500 gram una 12,5 gram maya koyuyoruz. Evet, ve bir bardak su. Şu ortasını açıyoruz. Hep standart açarız ortasını. Evet. Sonra da yoğuracağız. Evet. Hatta küçük bir eldiven alabilirsem. Evet. Şöyle yoğurmaya başlıyorum. Birazcık şeker ve şey ekleyeceğim. Sulu yağ. Tuz. Şimdi bir tatlı kaşığı diyorum şeker. Şöyle. Lahmacun hamuru yapıyorum. Çok orijinal bir tarif. O yüzden lütfen kaçırmayın. Sonra tuz. Ticari değeri var. Sonra tuz. Şimdi tuzla mayayı birleştirmiyorum. Çünkü tuzla maya iyi arkadaş değil. Kedi köpek gibiler. Birbirlerini yiyorlar yani. Gerçekten... Tamamen tuz mayayı öldürüyor. O yüzden şurada küçük bir yere bir çay kaşığı, çok fazla gelmeyecek şekilde tuz koydum. Sonra zeytinyağımdan koyacağım ve bir çorba kaşığı, yani yaklaşık 15 gram. Eldiven şöyle yapalım. Evet. Tek eldivenle bu sefer işi bitireceğim. Ekonomi mutfakta başlar. Şimdi sıyıralım. Evet. Devam. Bunu güzelce yoğuruyoruz. Tam böyle kulak memesi kıvamına gelecek şekilde. Hani diyordum ya, var ama yok olan kavramlar. Yani doğru ölçüyü kullanmazsanız hiçbir zaman kulak memesi kıvamına gelmez. Evet. Uğraş dur. Böyle bak. Olmadı. Devam. Biraz su, biraz tuz. Yok. Evet. Bunu yoğuralım. İyice. Evet. Şu hale gelene kadar yoğurduk. Gerçekten. Böyle. Şimdi şunu atalım. Şu şekilde. Güzelce. Elinizin şu iç kısmı böyle hamuru ezecek, tamam. Aynı zamanda da yoğuracaksınız. Bu değişik bir hareket. Nedenini bilmiyorum ama hamurların kabuklaşmamasını sağlıyor. Sonra bir streç filmle azıcık dinlendireceğim ki biraz kabarsın, rahat açalım. Ve ben de bu arada çorbama başlayacağım. Kolombiya çorbası. Şuraları toparlayalım. Evet. Bir ara hakikaten
Uzak Doğu'ya ya da Amerika'ya gidip lahmacun işi yapmayı falan bile düşündüm yani. O yüzden gerçekten çok araştırılmış bir tariftir. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi çorbam için nelere ihtiyacım var? Bunlar lahmacunumun içleri. Çorbanın için, evet şurada çorba. İçin her şeyim hazır. Şimdi nelerim var onlara bakalım. Biraz daha kenara koyuyorum. Evet, et suyu vazgeçilmez. Et suyu, bulyon da kullanabilirsiniz veya önceden eti haşlayıp içine işte pırasa, kereviz ve soğanla birazcık defne yaprağıyla güzel böyle 1-2 saat haşladıktan sonra defne yaprağını alabilirsiniz. Yine sebzelerini alabilirsiniz. Et suyunu uzun süre kullanabilirsiniz. Normal suyun. Süt. Çorbanın içine süt girecek. Tereyağı. Evet şunları da alalım. Güzel. Limon zaten her zaman kullanacağımız bir şey. Tarhun. Tarhun. Değişik. Kişniş. Oo süper. Soğanımız var. Domates salçası ya da isterseniz biber salçası ve bir tane de küçük patates. Soyulmuş. Sağ olsun arkadaşlarım benim için soymuşlar. Tamam, güzel. Şimdi şunları kaldıralım. Evet. Şimdi bakalım. Önce standart bir kavurma işlemiyle başlayalım çorbamıza. Ama bu sefer öyle sotelemeden bahsetmiyorum. O yüzden yine diyorum ki ben soğanımı suda. Bu su işini çok seviyorum ben. Yapacağım. Birazcık kavuracağım. Biraz su koyuyorum. Ha, bu çok fazla değil. Çünkü amaç sadece biraz öldürmek. Evet. Herhalde yarım soğan yetecektir diye düşünüyorum. Değil mi? Yarım soğan yetsin. Ya da nasıl yapalım? Evet, yarım soğan yeter. Çok fazla değil. Hatta şuradan azıcık da alacağım. Güzelce kesiyoruz. Tamam. Sonra bunları açalım. Kesinledi. Şimdi bu çorbayı seçmemin sebebi içerisinde gerçekten çok yararlı şeyler var. Kereviz var bir kere. Kereviz sapı var. Sonra patates var. Yine işte soğan var. Kaldıracağım. Çok fazla soğan koymayacağım. Sonra biber var. Paprika. Hemen şunu şurasını alalım. Evet. Özellikle bu şeylerini ayırıyorum ki bu tohum kısımlarını. Zaten bu tarz biberler acı olmuyor ama eğer acı biber kullanıyorsanız lütfen tohum kısımlarını ayırın. Evet. Hop, bunları da atıyorum. Her şeyi tek tek atacağım. Doğruyoruz. Biraz daha küçük şeylere doğrayabiliriz. Parçalara bölebiliriz. Yani o artık sizi nasıl isterseniz. Çorbanın içinde çok büyük böyle içerken takılmasın. Bölelim. Tamam. Güzel. Şimdi bir tane spatula. Evet. Güzel. Ölüyorlar. Ama hala diriler. Sonra bir tane kereviz sapı. Ben kerevizi kesinlikle böyle top olarak alırken sapları var mı onlara dikkat ediyorum ve onları o şekilde alıyorum. O zaman gerçekten her yerini kullanmış oluyorum kerevizin. Şuralarını atalım. Şu anda elimdeki tabii kereviz değil. Beni izliyor musunuz diye bakıyorum. Dinliyor musunuz, izliyor musunuz? Soğan. Soğanın sadece beyaz kısımlarını alacağım. Ha, yeşil kısımlarını ne yapacağım? Tabii ki onları da kullanıyorum ama salata için falan. Bu çorba için sadece beyaz kısımlarına ihtiyacım var. Çünkü yani lezzeti oradan alıyor. Bir de o yeşil kısmını vermesini istemiyorum çok fazla. Açık renk olsun istiyorum. Zaten yeterince yeşil kullanacağım. İşte kerevizim var. Kerevizimi kullanacağım. Kerevizde şu kadarcık bir şey bırakacağım ki
sunum kısmında kullanabileyim. Bunları sunumumda kullanacağım. Şöyle ayırıyorum, tamam mı? Unutmayayım, onu söyleyeyim. Hey, kerevizi unuttum. Hop. Kesmedik elimizi neyse ki. Dikkat edin. Mutfak düşündüğünüzden daha sıcak, hissettiğinizden daha sıcak, düşündüğünüzden daha keskin olabiliyor. Evet. Burası çok güzel kokuyor gerçekten. Şimdi kişniş ve tarhunumu en son atacağım. Çünkü çok fazla pişmelerini istemiyorum. Ama biraz yağ koyacağım şu anda. Şey, burada. Çok fazla değil. Bir miktar yağ. Evet. Sonra birazcık salçamı ezeceğim. Hatta yani şöyle yapabilirim. Çok değil ama. Aslında yani bu sefer ben çok fazla salça kullanmak istemiyorum. Yani çok az kullanacağım. Çünkü onun yerine domates kullanacağım. Tamam. Anlık fikir değiştiriyorum. Allah'ım. Çevremdekilere kolaylık versin. Ne diyeyim? Evet. Çok az koydum. Tamam. Sonra domatesimi şey yaparım. Cemile teyzem gibi doğruyorum. Böyle. Küp küp. Doğruyoruz. Ama tabii işte ben bu bıçakla değil de bu bıçakla daha iyi yapıyorum. Evet. Güzelce doğrayalım. Şuradan küçük küçük. Her yerini doğruyoruz. Evet, yeşil kısmına şey yaptım. Çünkü orası bizim için çok, vücudumuz için yararlı değil. Parçalar iri olmasına dikkat ediyorum. Çünkü bu böyle çok şeffaf, nasıl diyeyim, ona şey deniyor, clear deniyor ama şeffaf bir çorba değil. Böyle parçaları olan bir çorba. Yani direkt ağzınızda yiyeceksiniz aynı zamanda. Yani çok doyurucu, besin değeri çok yüksek olan bir çorba. Bu arada tabii şey de yapıyorum. Patatesimi de çok ince olarak doğrayacağım ama çok çok ince istiyorum gerçekten patates için. Çünkü patates zaten zor pişiyor. O yüzden şey yapsın istemiyorum. Böyle çorbam olmuşken diğer sebzeler ölmek üzereyken patates daha pişmesin falan, böyle bir şey istemiyoruz. O yüzden mümkün olduğunca patatesi küçük parçalara böleceğim. Bu şekilde. Küçük. Önemli olan o nişastasını almak. Tamam. Şimdi domatesimi doğradım. Sarımsak, bir tane sarımsak. Ve ben şeyi çok seviyorum. Pul biberi. Çünkü pul biber biliyorsunuz metabolizmayı hızlandırıyor. Acı biber. Geri koyalım. İki diş sarımsak. Çat çat. Ve birazcık tarhun koyacağım. Tarhun o kadar iyi ki, Cemile teyze sağ olsun. Şey yapıyor, hazmı kolaylaştırır. İşte bağırsak sistemine gerçekten yararı var. Ödemi atıyor. Ve şöyle bir şey var Cemile teyzenin. Bu küçük böcek sokmalarına da iyi geldiğini söylüyor. Doğru aslında. Ta mitolojide bile şey diye, nasıl fesleğen akrep sokmasına iyi geliyorsa tarhun da küçük böcek sokmasına iyi geliyormuş. Böyle geçiyor yani. Şimdi ben kırmızı biber alacağım. Ve adı da böyle küçük ejderha gibi bir ismi var. İlginç değil mi? Mitolojide öyle geçiyor. Kırmızı biber. Evet. Acılı bir çorba yani. Ben acıyı severim. Burası çok güzel kokuyor. Şimdi suyumu koyuyorum. Ve et suyumu koyuyorum. Dediğim gibi tarhun ve kişnişimi en son atacağım. Ve şurada bir de sütüm var. Sütümü de en son atacağım. Neden? Çünkü daha sonra limon koyacağım ve yani pıhtılaşmasını da istemiyorum. Yani içinde peynir taneleri istemiyorum. O yüzden en son koyacağım. Bir taşım kaynasın. Neredeyse hazır olacak. Sonra da patatesimi atacağım. Hatta patatesimi şimdi bile atabilirim. Evet.
tuzumu koymadım söylemiyorsunuz. Çok değil. Az tuz. Tuz, tuz, tuz. Evet, işte burada. Çok değil, azıcık. Hop. Tamam. Çünkü zaten eğer tuzsuzsa şey yapabilirsiniz. Hop hop. Evet. Şimdi bakıyorum. Oo, harika. İyice kendine gelmiş. Tamam. Şuraları toparlayayım. Şunları koyayım. Ve ondan sonra da lahmacunu açmaya geçeceğiz. Şimdi şöyle lahmacundan bakıyorum iyice yumuşamış mı diye. Evet, birazcık daha yumuşaması gerek. Çünkü yumuşadığında daha rahat açılacak. Şimdi evet, ama çok güzel kokuyor. Yani mayanın kokusu buraya kadar geliyor. Ben maya kokusunu severim. Şimdi biraz kendime yer açayım ve lahmacunumu açacağım. Şöyle rahat çalışayım. Evet, tamam. Hatta şurayı da silelim. Tamam. Şimdi birazcık un alıyorum. Kendime. Hatta şöyle serpiyorum. Çok unlamıyorum çünkü zaten biraz hamurum sert. Sonra oklavamla açmaya başlıyorum. Lahmacun biliyorsunuz Arapça yoğrulmuş hamur demekmiş. Cemile teyzem öyle dedi. Fena değil, güzel şey oluyor. Bu demiştim ya, çok özel bir tarif, çok ticari bir tarif. Bakalım kıvrılacak mı? Kıvrılacak. Evet, güzel gidiyor. Birazcık daha açmam lazım. Evet, böyle attırmayı seviyorum. Beceremiyorsanız da deneyin. Çünkü insan gerçekten inanılmaz keyif alıyor. Atamıyorsunuz böyle. Ve yaptıkça da hoşuna gidiyor. Şimdi birazcık da şöyle açalım. Olabildiğince ince açıyoruz. Cemile teyzem benden çok daha iyi açıyor. Evet. Eğer bunu bu kalınlıkta bırakırsam, şu kalınlıkta, şöyle görebiliyor musunuz bu kalınlıkta? Bu kalınlıkta bırakırsam ve güzelce eğer hani kareler kestim diyeyim. Yine 200 derecelik fırınımda fanımı ayarlamıştım. Evet. 200 derecelik fırınımda o zaman lavaş oluyor. Böyle içi pufuduk şeklinde şişiyor. Boşalıyor. İnanılmaz güzel. Hani tam yemek öncesinde yapmanız gerekiyor yalnız bunu. Bir ekmek haline geliyor. İçine İzmir tulumu ya da tereyağı, aman Allah'ım. Şimdi yiyeceğim yani neredeyse. Böyle durumlarda aslında atıştırmak en tehlikelisi. Bir ondan, bir ondan. Çünkü bir bakıyorsunuz yemek yaparken doymuşsunuz. Şimdi çok da fazla inceltmeyeceğim. Tamam mı? Açtık, bıraktık. Tamam. Şöyle bir kurabiye kalıbı kullanacağım. Evet. Tepsim var. Tepsiyi şuraya koyayım şimdilik. Evet. Şimdi şu şekilde kalıplarımı kesiyorum. Tabii lahmacunda ne yapacağız? İşte şunları koyalım şuraya. Büyük bir şekilde de olabilirdi. Hani buna tamamen de yayabilirdik. Ama ben şekilli istiyorum. Tık tık. Bayağı bir şekilde. Sonra hemen hızlıca içini hazırlayacağım. Bunların da o arada birazcık kabarmasını isteyeceğim. Bakın şu kısmı ince olmuş. Ona dikkat edin. Aynı incelikte açmak lazım. Evet. Ay, çok cırt etti. Cırt ediyor. Evet. Çok yapabildiğiniz kadar. Çünkü hamuru tekrar tekrar açtığımızda hamur eskiyecek.
mayasını kaybedecek. O yüzden buna izin vermiyoruz. Bir kez açıyoruz. Bu arada siyah giymeyin oğlum. Baksanıza durum çıkıyordu. Hamurlu bir şey yapıyorsanız. Zaten o yüzden pastacılar falan hamurlu yap çalıştıkları için, ya yani unla çalıştıkları için şey giyerler. Beyaz. Sonra çikolatacılar siyah tercih eder. Çünkü çikolata lekesinden dolayı. Genellikle beyaz olmakla beraber siyah, kot rengi, etçiler mesela, executive şefler, evet, üst düzey aşçılar diyelim onlar. Evet, hamurumu ben yine şey yapmayacağım, kaybetmeyeceğim. Bunu saklayacağım ve dediğim lavaşı yapacağım size. Birazdan şuraya koyayım, hafifçe dinlensin. Şimdi içimizi yapalım. Lahmacun içi için. Kabak ihtiyacım var. Bunda kabak kullanacağım. Arkasından bıçağıma bakıyorum. Bıçağımı buldum işte. Yarım kabak yetecektir bana. Ben kabağı yıkıyorum ama çok fazla bu kabuğunu almıyorum açıkçası. Nedeni de, hatta şuradan yarısını şey yapalım. Çünkü o zaman sulanmıyor. Sır. Hakikaten şey, dışarıda da restoranlarda falan gittiğinizde de dikkat edin. Kabakların sadece şu şekilde şey alınmış oluyor. Üst kabuğu. Şimdi şunu şöyle bölelim. İçine koyuyorum. Sulanmasını istemiyorum çünkü. Sonra domatesimi yine aynı şekilde şu kısmını alayım. İstemiyorum kullanmak. Niye dönüyor? Gördünüz mü? Ne kadar önemli aslında. Islak bir... Evet. Bir bez koyduğunuz zaman kesme tahtanız kaymaz. O zaman da elinizi kesme riskiniz iyice azalıyor. Unutmayın. Mutfakta bazı şeyler beklediğinizden daha hızlı olabiliyor. Sonra sarımsak. Güzel. Her tarafı sıçramadı. Evet. Çok fazla sarımsak koymayalım. Şimdi benim ellerim o kadar çok sarımsak soğan kokuyor ki. Geçen gün yüzüme krem sürdüm. Bu nasıl bir krem ya? Nasıl bir koku? Eskiden daha güzel çiçek kokuları kullanırlardı falan dedim. Sonra fark ettim ki elim kokuyor. Evet. Şimdi. Sonra mantar koyacağım. Mantarı gerçekten çok güzel yıkamanız gerekiyor. Şu üst kabuğunu çok iyi, hatta şuraya göstereyim. Üst kabuğunu çok iyi yıkamanız gerekiyor. Şu anda gerçekten iyi yıkanmış durumda ama bu topraklı oluyor. Sonra hatta şurasını çıkarmanız gerekiyor. O zaman iyice detaylarını yıkayabilirsiniz. Ama biz hakikaten şöyle yapayım ben. İyi yıkıyoruz mantarlarımızı. Sonra... Evet, bu kadar yeter. Çünkü diğerlerini süs olarak kullanacağım. Zeytin, yine çok değil. Ceviz. Evet, şöyle. 2-4-5 tane attım. Ceviz ve birazcık sıvı yağ koyacağım. Nar ekşisi koyacağım. Nar ekşisi. Biraz mayhoşluk verecek. Şöyle koyalım. Nar ekşisi. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada çorbamın altını kapattım ve çok fazla pişmesini istemiyorum çünkü aynı zamanda servis yapmak istiyorum. Yani ara veriyorum yemek yapımına. Hop. Şu anda hepsini karıyoruz. İyice. Hatta birazcık diyorum ki şey koyacağım ben. Salça. Çok değil ama biraz. Bakın daha hiç kıyma koymadım. Çünkü bu lahmacun sebzeli lahmacun. Her mevsim yiyebilirsiniz ve mevsim sebzelerini kullanabilirsiniz. Tamam. Hadi bakalım. Biraz daha. Rengi dönmeye başladı. Tamam, tam kıvamında. İşte istediğim gibi. Çok güzel sarımsak kokuyor burası. Şimdi çorbanın altını kapattım dedim ama yine azıcık
açıyorum. Hala sıcak, soğutmadım. Burada tarhun kullanacağım. O çok önemli benim için. Biraz ısınsın, kullanacağım. Şimdi bunlara önce lahmacunlarımı diziyorum. Bu arada fırınımda 200 derece oldu. 180 derece de olabilir. Fansız bir fırın yapıyorum. Fansız olmasının sebebi, şimdi çok beğenmedim. Mayalı hamur kullanıyorum. Taş fırın imajı vermeye çalışıyorum. Kandırıyorum sizi yani. Lahmacunları kandırıyorum. Taş fırına gireceksiniz. Bunlar fazla kaldı. Ne yapayım? Bekletebilirim. Evet, bekletebilirim. Şu inceyle şunu değiştiriyorum, hoşuma giden. Şununla şunu değiştiriyorum. Ve bunları da beklemek üzere bir tane tabağa alıyorum. Hop. Şunları bekletmek üzere tabağımızı alalım. Bir sonraki partiye. Yani parti dediğim bir sonraki gün falan değil. Bir sonraki pişirmeye. Şimdi birazcık eldivenle işimizi halledebiliriz. Güzelce dizdik. Görebiliyor musunuz? Suyunu sıkıyorum. Ve üstüne koymaya başladım. Eldivenle çalışmak zor oluyor ama. Söyleyebilirim. Öbür türlü sevgimi katıyorum ben. Neyse. Şimdi. Sonra kaşık da kullanabilirsiniz. Yani ne kadar ne ile rahat ediyorsanız. Evet. Şöyle. Sonra düzelteceğim. Önce bir koyayım. Ama burası inanılmaz güzel kokuyor. Gerçekten. Şimdi. Eğer sorularınız varsa lütfen bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Unutmayın. Bu arada elmalıya geçmeden önce çorbamı bitirmek istiyorum ve o çorbamın yine ılık olarak kalmasını istiyorum. Çorbama tarhun katacağım dedim ya. Tarhunun ayrı bir hikayesi var bizim ailede. Şu anda bakıyorum detayına. Evet. Benim eşimin tarhun etkisi var. Ne demek o? Şunu söyleyeyim. Tarhun hıçkırığa iyi geliyormuş diye bir şey var. Doğru. Gerçekten doğru. Şimdi bir gün şeydeyiz, işte eşimle buluştuk. O zaman da nişanlıyız falan. Ben de böyle hıçkırıyorum. Devamlı hıçkırıyorum. Yani hiç durmuyor ama. Ondan sonra bu böyle işte şakalar yapıyor falan. Durmuyorum yani. Devamlı. Sonra dedi ki, Deniz dedi, bu iş böyle olmaz dedi. Orada bir ses gitti. Ama yani kafedeyiz, herkes bize bakıyor falan. Böyle kaldım, tamam mı? Yani hiç ses yok. Benimle evlenir misin? İşte hıçkırığım geçti yani. Tarhun'un etkisi böyle bir şey. Bizim işte bana söylediklerinde tarhun hıçkırığı geçirir dediklerinde aa dedim benim eşimin tarhun etkisi var bende. Tamam. Şu anda hazır. Çok güzel kokuyor. Açıyorum. Fazla değil. Dikkat edin yanmasın. Bir 10 dakika falan. Şimdi hemen bu arada çorbamı işte dediğim gibi azıcık daha altını açıyorum. Sütümü, tarhunumu koyacağım. Kişnişimi koyacağım bununla ilgili olarak. Ve elmalı etimize geçeceğim. Çok azıcık da tarhun. Evet. Az sonra elmalı etimiz için malzemelerimi hazırlayacağım. Yine sizinleyim ama gitmeden önce bir şey aklıma geldi. Şu mantarlarımı da fırındaki lahmacunlarımın üzerine koyacağım. Çünkü süs olarak çok güzel duruyor. Şöyle
birkaç tanesini üstüne koyuyorum. Dikkat edin yanmayın. Çok şey, tehlikeli bir şey yapıyorum. İşte aşçılık yani yemekle şey arasındaki fark bu. Çünkü şöyle bir şey yapabilirsiniz. O anda bir şey unuttunuz diyelim. Ekleyebilirsiniz yemek yapıyorsanız. Ama fırıncılık yapıyorsanız o anda bir şey unuttunuz. Geçmiş olsun, üzerine bir su için. Çünkü bu eklemeyi asla yapamazsınız. Şu ön iki sırama koydum, diğerlerine koymadım. Misafirlere onları veririm. Birazdan görüşürüz. Etimle ilgili malzemelerimi de hazırladım. Şimdi ne kadar? Çok az bir, yani bir porsiyonluk yapıyorum. Bir 100 gramlık kadar et. Genelde bir porsiyon denildiğinde mesela 100-110 gram olarak anlaşılır. Yani o aklınızda olsun. Sonra elmalarım var, yeşil elma. Arpacık soğanlarım var şöyle küçücük. Ben şanslı gruptanım. Arkadaşlarım benim için sayıyor. Sonra salça, domates salçası olur. Eğer isterseniz domates de kullanabilirsiniz. Ben daha maliyetini düşünerekten domates salçası kullanıyorum. Tereyağım var ve üzüm pekmezim var şöyle. Üzüm pekmezi. Biraz daha tatlandırıyor. Bu pekmez aslında şey, yani koruma, mesela turşu, pekmez, bu tarz şeyler eskilerde bu ürünleri nasıl korunacağımızı bilmediğimiz için, koruyacağımızı bilmediğimiz için, yeterli derecede buzdolabı olmadığı için insanların kendi kendine buldukları bir şey. Ve gerçekten de aslında Osmanlı mutfağında çok yaygın olan bir şey. Şeker yerine üzüm pekmezi, yani pekmezin kullanılması. Ama zamanla bu kendini şekere bırakmış çünkü pratikliği, kolaylığı açısından. Şimdi kişnişle tarhunumu atıyorum. Çok değil yine. Evet, geri kalanlarını buraya koyacağım. Kişniş özellikle salmonella'ya çok iyi geliyor. Biliyorsunuz salmonella o yumurtanın üzerindeki şey, kırmızı kan lekeleri diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Bir çeşit bakteri ve yumurtadan daha çok geçiyor. Bu arada sütümü koyuyorum. Çorbama, hatta şöyle koyalım. Tamam. Ve çorbamın altını kapatıyorum. Daha limonumu eklemedim. Tabak da ekleyeceğim. Ve salmonella'dan bahsediyordum. O yumurta tam böyle yumurtlama sırasında tavuğun bağırsağından bulaşan bir bakteri olduğu için kırmızı kan lekeleri kalıyor üzerinde. Ona işte bir panzehir gibi düşünmek lazım kişnişi. Onu engelleyen bir şey. Bize zarar veren bir bakteri çünkü. Ve tabii ki sinirsel olan baş ağrılarına çok iyi geliyor. Peki, şimdi, evet, daha bir dakikası daha var. Bana haber verin, tamam mı? Hemen çorbamı şöyle kısık ateş, altını kapatmıştım, biraz daha şey yapıyorum. Kısık ateşe alacağım. Bakın, ne çok kaynattım, ne çok soğuttum yani. Ve etime başlıyorum. Yine ben ne yapıyorum? Etimi suda. Benim standart şeyim. Azıcık su koyuyorum. Hatta bu sefer biraz fazla koyacağım. Sonra etleri, azıcık suyum şey olsun, etlerimi koyacağım. Soğanlarımı bu arada parçalayayım. Şu küçükleri atıyoruz. Ortadan ikiye koyuyorum. Hatta biraz daha küçük yapabilirim. Ve evet, güzel bir şey. Çok ilginç. 1919 yıllarında Boston'a giden bu Avrupa'dan geçerekten Boston'a giden bir gemi, büyük bir tanker, pekmez yüklü tanker batıyor. Ve tarihe Boston pekmez krizi olarak geçiyor. Bu kadar şey yani. Tabii bu pekmez falan hep bizim buralardan gidiyor. Ama nedense onlar daha çok sahipleniyorlar. Daha fazla konuşmamız lazım. Ah, güzel. Bu kokuyu severim. Evet. Yemeklerimize daha çok sahiplenmeliyiz. Bu elma
Bu da demiştim ya, elmalı et. Elma tavası da diyorlar aslında bazı yörelerde. Bize has bir şey. Evet. Ama tabii büyük şehirlerde çok çok bilinmiyor olabilir. Evet, bu arada lahmacun bana söylemiyorsunuz. Wow. İşte. Süper. İnanılmaz güzel. Ama kelimeyi çok seviyorum. Gerçekten yani sıkı olmuş. Şimdi şey yapalım. Biraz üzerine yağ gezdirebiliriz bunu, biliyor musunuz? Bir, evet. Şöyle yaparsam. Hatta bu kendi yağıyla kurumasını da engellemiş oluruz. Tamam. Güzel. Şimdi hemen elmam da oluyor. Elmalarımı soyacağım. Yeşil elma. Güzel soyabilirsem onu sunumda kullanacağım. Mümkün olduğunca ince ama koparmadan. Öyle yarışmalar vardı. Elma soyma yarışmaları falan. Kopma. Şuradan kopartalım. Tamam. Güzel. Şu anda bir tane tabak alıyorum ve bunu onun içine koyuyorum. Tamam. Kocaman bir elma. Şunu hazırladım. Evet. Sonra elmamızı soyalım. Herhalde bir tane elma yetecek. Kişi başına bir tane elma gibi düşünebilirsiniz. İşte 5 kişilik yapıyorsanız ona göre büyüklükleri ayarlamanız gerekiyor. Hı-hı. Elmaları ne kadar küçük doğrarsam o kadar hızlı pişer. Tamam. Hop. O buraya. Sürüden ayrılanı kurt kaparmış. Evet. Elmaları haşlamayacağım. Haşlanmasını istemiyorum. O yüzden eğer fazla su koyduğunuza inanıyorsanız suyu alın. O zaman lezzetini değiştirmek istemiyorum çünkü. Hop. Yani asla işte şey oldu falan yapamıyorum diye üşenmeyin, geri alın. Yemek yaparken her şeyi geri almak ve fixlemek için yani düzeltmek için fırsatınız var. Önemli olan erken davranmak. Hı-hı. Evet. Başka elma koymayacağım bile. Bunları yiyeceğim. Şimdi birazcık yağ koyuyorum. Yine. Elma ile tarçın çok uyumlu oluyor biliyorsunuz. Özellikle tatlılarda. Şu suyunu yapmıştım ya. Birazcık salçayı et suyuyla. İyice piştikten sonra ekleyeceğim. Bu arada üzüm pekmezimi de ekliyorum. Bardağımın içinde süt vardı ama önemli değil. Evet, güzel gözüküyor. Tuz, biraz tuz. Deniz tuzu olabilir. Bakıyorum deniz tuzu mu? Görmedim. Hah, burada. Çok değil. Evet, isterseniz sarımsak koyabilirsiniz. Yine bir miktar tarhun, yine bir miktar kişniş. Ama unutmayın, çok fazla kullandığınız zaman tarhunla kişniş neredeyse aynı etkiyi yaptığı için işte baş ağrısı, bağırsaklara iyi geliyor, hani bu tarz şeyler. O zaman hani her şeyin fazlası zararmış gibi düşünebiliriz. Evet. Biraz açalım. Hızlandıralım.
elmalar iyice pişsin istiyorum. Güzel gözüküyor. Tuzumu attım. Başka bir şeyim kalmadı. Güzel. Şimdi son olarak çorbamı sonlandırıyorum ve çorbamı servis için bir tane kase bakıyorum. Şurada güzel bir şey var. Bunu da yapalım. Evet, şunları aslında kaldırmak istiyorum. Ve bir tane kepçe. Limonumu daha koymadım. Neden? Hemen onu söylüyorum. Şimdi terbiye için limonu koyuyoruz ya. Süt koyduğum için çorbada. Biliyorsunuz peynir yaparken böyle sütü belli bir dereceye getiriyoruz. Ondan sonra içerisine asit koyuyoruz. Yani limon koyuyoruz asiditeyi arttırmak için. Şimdi burada da aynı şeyi yaparsam o hafif ılındığında pıhtılaşmaya başlayacak. İçinde peynir taneler kalacak. O yüzden istemiyorum. Tamam. O yüzden en son koyuyorum. Yani ocaktan aldıktan sonra koyuyorum. Onu istemiyoruz. Ama şu anda çok güzel duruyor. Etimin altını azıcık kısıyorum. Evet. Wow. Hop. Bu kenarlarını silmek gerekiyor. Her zaman siz de kendinize bir şey hazırlıyorsanız en titiz halinizi bürünmeniz gerekiyor. Tamam. Evet, şöyle de koydum. Sonra birazcık ben biberiyi çok seviyorum. Bol baharatlı ve neredeyse olmak üzere olan etim. Hemen onun için de bir tabak hazırlıyorum. Güzel. Tabak. Harika. La 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 la. Evet, son 10 saniye. Biz de böyle çalışıyorduk. Hatırladım. Son 5 saniye. Evet. Bunları misafirlere koyacağım demiştim değil mi? Şu mantar güzel, ona da koyayım. Sonra evet. Aa, bir dakika. Buradaki tabağım oldu. Hemen. Sonra et geliyor. Güzel bir kaşık. Evet. Pekmez karamelize olmasına da yarıyor. İçerisindeki şeker ayrı bir tat veriyor. Elma ile beraber birleştiğinde de vallahi ağızda bayram var. İşte eğer lahmacunumu da etli yapsaydım bu iyi bir menü, dengeli bir menü olmayacaktı. Tamam. Şunu koyalım. Bir böyle kırmızılık istiyorum ya tabakta. Siz de istiyor musunuz? Ben istiyorum. Paprika arıyorum. Güzel. Paprika. Kırmızılık. Şurada azıcık bir kırmızılık. Ben seviyorum yani. Afiyet olsun. Tadalım. Bakalım nasıl olmuş. Kendin pişir kendin ye gibi bir şey oldu yani. Oo, çok sıcak duruyor. Şimdi önce elmamdan başlıyorum. Çok güzel. Çok sert değil. Çok da pişmiş ve böyle yumuşamış şeklinde değil. İnanılmaz bir mayhoşluk veriyor ağızda. Böyle şöyle yapmanın hissi veriyor. O açıdan çok güzel. Etimi zaten seviyorum ben. Çok güzel. Bayılıyorum ona. Sonra aslında arkadaşlar deneseydiniz ha. Bu süper.
Bu süper. Bunu çok beğeniyorum. Yani bu gerçekten tam vejetaryenler için bir ürün oldu, öğün oldu. Ve çorbamı tadacağım. Türk damak tadını aslında bununla beraber yiyebilirim yani. Önce çorbadan başlamam gerekiyor değil mi? Değiştirdik. Zaten ben yemeklerde de önce tatlıdan başlarım. Bilmem öyle bir huyum var işte. Süper. Sağlıklı yemek, mutlu olmayı bilmek ve şükretmek lazım. Görüşmek üzere. Tadın.